Arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun dersiniz. Teşekkür ederim. Hocam uykulusun herhalde bugün. Pek yüzün gülmediğine göre. Ve sizden bahsediyorum. Evet. Ben de farkındayım zaten. Gerçekten bugün konumuz ne? Platolar. Geçen dersimizde ne yapmıştık arkadaşlar? Ovalardan bahsettik. Değil mi? Dağlardan bahsettik. Ben şöyle geçen dersimizi birkaç dakikada olsa şöyle bir elden geçirmek istiyorum. Size hatırlatmam gereken yerler var bence. Şeyden başlayacağım. Bizim geçen hafta ne görmüştük hatırlayın. Dedim ki bizim genç bir arazi üzerinde olmamızla ilgili bir şey vardı. Hani biz yaşlı mıyız, genç miyiz? Hatırlar mısınız? Genç olduğumuz için bizde depremler vardı, kaplıcalar vardı. Hatırlar mısınız? Hangi madenler benim genç bir ülke olduğumu kanıtlardı? Hangi madenler? Zinc, petrol, doğalgaz, bor, bir de tuz. Bunlar üçüncü zamanda oluştuğu için benim yakın jeolojik zamanda oluştuğumu ne yapardı arkadaşlar? Kanıtlardı. Hatırlar mısınız? Bunları yaptık. Bunlar güzel. Tamam. Şimdi ondan sonra arkadaşlar dağlardan bahsettik. Hatırlayın dağlarda ne dedik biz? Kırıklı dağlar vardı. 7 taneydi. Şöyle bir hatırlayalım harita üzerinde. Kaz, Madra, Yunt, Boz, Aydın, Menteşeler. Bir de Nur dağları vardı. 7 tane kırıklı. Dedim ki onları bir cebimize koyalım. Bir de volkanikler vardı. Hatırlayalım. Hani Tuz Gölü'nün güneyinde Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz, Erciyes. Bir de Van Gölü'nün kuzeyindekiler, doğudakiler. Nemrut, Süphan, Tendürek Ağrı. Bir de Karacadağ güneydoğudan vardı? Güneydoğu'da. Manisa, Kula vardı. Uludağ'ın bir sorunu vardı. Neydi? İçine kapanmış. İçine evet doğru olabilir. İçine patlamış doğru. Ha o zaman söylüyorum. Kırıklılar bir cebimde, volkanikler bir cebimde, geri kalan bütün dağlara ne dedim ben? Kıvrımlı. Ama ÖSYM kıvrımlı cümlesini kullanmadı kelimesini. Sırada. Harika. Şu cümleyi kurduk sizde herhalde. Türkiye'nin en yüksek noktası bir sıradağ üzerindedir dedi ama yanlış kabul etti. Düşünelim, Türkiye'nin en yüksek yeri neresi? En yüksek dağımız nere? Ağrı Dağı Sıra Dağı mı? Yani Kıvrımlı Dağı mı? Volkanik Dağı mı? Bunu yanlış kabul etti. Cevap da buydu arkadaşlar. Gördünüz mü? Yani burada arkadaşlar, dağlar deyince sakın korkmayın. Kırıklıları, volkanikleri biliyorum. Geri kalanlar ne artık? Kıvrımlar. Mantıklı mı? Tamam. Ovalardan size tek bir şey söyleyeceğim, platolara geçeceğim. Deltalar vardı, deltalar. Bir yerde delta oluşması için ne lazımdı arkadaşlar? Bir ses gelsin bana. Delta. Gelgit olacak mı? Olmayacak. Zaten bizde gelgit yok. Kıyı derin mi olacak? Sımsı. O zaman kıta sahanlığı geniş. Hani gidiyorum ne yapıyor? Derinleşmiyor. Hatırlar mısınız bunu? Evet. Güzel, çok iyi. Benim başımın bir belası vardı. Neydi? Bir denizim vardı. Çok dalgalı, akıntılıydı. Sakarya Nehri kara suya dökülürken deltası ne olmuyordu? Oluşmuyordu. Sebebi gelgit falan değil. Güçlü dalga ve akıntılardı. Bütün deltalarda yılda birden fazla ürün alınır mıydı? Evet. Güzel. İyi. Bunlar hep aklımızda kalmış. Maşallah. Herhalde iyi tekrar yaptınız. Tekrar yapan olur mu geçen hafta? Doğru söylüyor. %26.8. Çok güzel. Gerçekten oranımız çok iyi. Nasıl? Hocam hemen hesaplıyorum yani çok değişik bir şey. Sınıfa bakınca direkt sayıyı tespit edebiliyorum. Şu an sınıfı sayamadım ama sayıyı söyleyebilirim. Aynen böyle. Gençler geldim platolara. Plato deyince aklınıza ne gelir arkadaşlar? Bana onu söyler misiniz? Plato deyince benim en çok üzüldüğüm şeyi ne biliyor musunuz? Milletin yanlış öğrendiği bir şey var. Bulmacalarda var ya, Plato yayla. Yayla, Plato. Hep böyle yan yana verirler. Plato ile yayla aynı şey değil ki. Eğer öyle olsaydı Türkiye'de en fazla platosu olan bölge neresi olurdu? Karadeniz. Yaylalarıyla ünlü olan bölge nere? Abi Karadeniz'de tam anlamıyla oluşmuş plato yok diyeceğiz. Bir bölgemizde tam oluşmuş plato yok. O da Karadeniz olacak. Hocam peki plato ne? Gelin size söyleyeyim. Platonun ne olduğunu benden daha iyi siz biliyorsunuz. Buraya bak gör. Kendini burada hisset hocam. Bak şimdi. Şurası plato mu dağlık bir arazi mi? Çok iyi. Alçak mı yüksek mi? Dağlık. Yüksek. Mantıklı. Dağlar zaman sonra, bayağı yıllar sonra aşınır mı aşınmaz mı? Dağlar kim aşındıracak? Biz coğrafyada akarsu rüzgar diyoruz ya. Biz coğrafyada akarsu rüzgar demeyiz de ona dış kuvvetler deriz. Dış kuvvet. Hocam iç kuvvet ne peki? Depremler, dağların oluşumu. Onlar için. Bir dış kuvvetler tarafından bu adam aşındırıla. Uzun yıllar sonra ne oluyor bakın. Biraz yükseltisi azalıyor ama dağların uçları aşınıp şuralara doldurursa bakın ne oluyor bakın manzaraya bak.
Yüksekti zaten. Hafif dalgalı düzlükler. Hocam dağların uçları ne oldu? Dağların uçları aşındı. Boşluklara doldu. Önceden dağlık olan bir saha aşındı. Bugün ne oldu? Düzleştirildi. Yarım yamalı. Dalgalı düzlük. Alçak mı yüksek mi? Yüksek. İlkokulda bir tanım vardı ya, hani hocalarımız hep yazdırırdı. Akarsular tarafından derince aşınmış yüksekte kalan düzlüklerdir. Bu tanımı hiç hatırlar mısınız? Siz sayısalcı olarak hatırlamıyorsunuz, doğru. Evet. Biraz da lisede görmediğiniz için şu an öyle düşünüyorsunuz, değil mi? Evet. Ama bunlar bizim böyle eski lisede birde mi gördünüz sadece? Evet. Normalde Platon'un basit tanımı. Bak, tanıma baksana, akarsular tarafından aşındırılmış yüksekte kalan düzlüklerdir. Şimdi ben size söylüyorum, bana Türkiye'de böyle sahaları harita üzerinde gösterin desem şu anda belki durabilirsiniz. Gelin bölge bölge yazıp yerlerini de gösterelim arkadaşlar. Hazır mıyız? Hangi bölgemde plato çok? Platolar bölgesi. Öyle bir yer, şöyle düşün. Öyle bir yer düşün ki bitki örtüsü zayıf olsun, çok aşındırılsın. İç Anadolu da olmaz mı? O da olur. O zaman gelin birlikte ne olur bana takılın, ne olur buraya bak. İç Anadolu bölgesindeki platolarımızı yazarken bir şifrem var, bilmiyorum. Şifreli ister misiniz? Evet. Çok güzel, 5 tane bak. Şifrem yanlış anlaşılmasın, ne olur. Bohçu. Keşke bir hat daha farklı olsaydı da daha anlamlı olurdu. Hocam iyi bir şey olmazdı, bence daha iyi olurdu. Bohçu. Hocam bohçu ne? Bozok. Bak bir kere ben bozok yazdım ya, seni tahmin et. Bozok. Yok. Bozok Üniversitesi'nden mezun oldum, var mı aramızda? Teşekkür ediyorum. Bozok, Obruk. Bakın Obruk da Konya'nın güneyinde. Haymana, Haymana, Cihanbeyli ve Uzunyayla. Uzunyayla. Hocam iller çok mu önemli? Gençler emin olun ki iller önemli önemli değil. Önemli de burada çok önemli değil. Bence şöyle bilin. Mesela Bozok deyince Yozgat olduğunu tahmin ediyorsunuz değil mi? Tahmin dediğin yeter. Obruk, belki orayı bilmezsiniz arkadaşlar. Obruk da Tuz Gölü'nün güneyi düşünün arkadaşlar. Tuz Gölü'nün güneyi. Yani Konya çevresi. Konya'nın güneyine de biraz sarkar ama genelde Konya'nın kuzeyi. Haymana. Nerelisin? Haymanalıyız. Ankara. Nerelisin? Cihanbeyli. Konya. Konya. Bak bak bak, kendini bırakıyor, farkında mısın sorun? Uzunyayla İç Anadolu bölgesinin en doğudaki platosu en yüksek Sivas çevresi. Hani illa hocam ne olur yerlerini söyle dersen, öyle söyle. Çok gerek yok, onu söyleyeyim olmaz. Bunlar İç Anadolu'daki platolarımız. Geldim arkadaşlar, çizgimi çektim. Bana Doğu Anadolu bölgesindeki platolarımızı söyler misiniz? Erzurum, Kars. Erzurum, Kars. Aynen, Erzurum, Kars. Arkadaşlar, geldim buraya. Erzurum, Kars, Ardahan falan da diyebilir, fark etmez. Yani Erzurum içinden geçer. Erzurum, Kars. Mantıklı mı? Erzurum, Kars. Güzel. Geldim arkadaşlar. Hocam Akdeniz'de plato var mı? Arkadaşlar bence Akdeniz'de plato var. Nerede? Bir tanesi Teke, bir tanesi de arkadaşlar ne? Taşeli. Haritaya bakın, size bir şey göstereceğim. Teke, Taşeli, siz kendiniz görün. Bakın, iyi bakın. Şu Akdeniz değil mi? Evet. Akdeniz'de bakın iki tane büyük çıkıntı var, gördünüz mü? Aa, bak, evet. Bak geldim buraya. Bak, bir çıkıntı burada var, küçük olan. Bir de büyük bir çıkıntı var. Bak, Teke, Taşeli. Tamam. Ya da şöyle yap, tek taş. Kızlar heyecanlanmayın. Tek taş. Anladınız mı? Teke, Taşeli. Bitti. Hatta bir şey, nasıl hocam? Teke, Antalya çevresi. Tabii tabii, Antalya burası. Teke, Taşeli. Taşeli de biraz daha nereye doğru? Artık Mersin'e doğru. Ha, Teke, Taşeli. Başka var mı? Yok. İki tane, Teke, Taşeli. Hocam, Güneydoğu Anadolu bölgesinde plato var mı diyenler var. Bence var. Güneydoğu'da da arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size? Güneydoğu'da illeri söyleyeyim bana. Bana Güneydoğu'da illeri söyler misiniz? Gaziantep. Mesela Diyarbakır, değil mi? Urfa, Antep, Adıyaman. Şöyle yapıyorum, bakın, bakın hocam. Dua diye şifreliyorum. Dua. Nasıl bunlar? Bakın, Diyarbakır, Urfa, Antep, Adıyaman. Diyarbakır, Urfa, Antep, Adıyaman. Bunlar Güneydoğu'nun platoları. Önceden dağlık sahalarmış, bugün ne olmuş? Düzleşmiş. Ama alçak düz mü, yüksek düz mü? Platolar alçakta mı kalır, ovalara göre daha yüksekler. Dağların üstünde oluştuğu için biraz daha yüksek düzlükler yani. Anladınız mı arkadaşlar? Bunu öyle bilelim. Geldim. Ege bölgesini bana söyleyin. Ege bölgesinin platosu bir tane var.
Bir tane var Ege'de. Bilmiyorum adını duydunuz mu arkadaşlar? Yazılıkaya. Yazılıkaya. Bu Afyon Eskişehir tarafında hocam. Biraz daha tarafta. Evet. Yani içe gelir. Kıyıda değil de içe gelir mesela. Yazılıkaya. Marmara'da plato var mı diye söylediğim zaman arkadaşlar. Marmara'ya bakın o kadar belli ki arkadaşlar. Bakın Marmara'da. Bak şurası Boğaz değil mi? Boğaz'ın her iki tarafı bak. Çatalca, Kocaeli. Çatalca, Kocaeli. Hayır, tabii tabii. Tabii. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bunu da kimseye söylemeyin. Bu adamın rengi ne? Yeşil. Yeşil demek yüksek mi? Alçak mı? Bu adam o kadar aşınmış ki. Aşını aşını artık yükseltisini yitirmek üzere. Bu yüzden ben bu platoya diyeceğim ki sen aşının yüzlüğü platosun. Yani çok aşındığı için. Hatta bazı kaynaklarda buna taban seviyesi platosu derler. Taban neresidir? Deniz. Yani tabana kadar inmiş. Anladınız mı arkadaşlar? Renginden belli zaten. Mesela Erzurum'da plato, Kars'ta plato, Çatalca Kocaeli'de plato. Farkı ne? Yükseltisi en az olan plato derse hangisini alacağız? Çatalca Kocaeli. Aha yazdım arkadaşlar. Çatalca Kocaeli platosu. Bak kaç bölge yazdım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hangi bölgeyi yazmadım? Hangi bölgem yok? A unuttu. B tam oluşmuş plato yok. Sebebi ne? Hadi söyle bana. Niye Karadeniz'de tam oluşmuş bir plato yok? Yükselti farkı. Bu arada yüksek. Dağlık. Bir şey var. Gel söyleyeyim. Platolar aşınarak oluşmuyor mu? Burası hep orman değil mi? Aşındırmak kolay mı? Türkiye'de en az erozyon. Erozyonun en az olduğu. Bak. Çünkü bu aşınarak olur. Hocam hiç plato yok mu? Karadeniz'de tam oluşmuş plato yok. Bunu yazmayın ama şöyle deyin sadece. Karadeniz'de canik ve perşembe platoları var deniyor. Oluşuyor. Ne zaman hocam kafese yetişir mi diyenler var. Gençler bu böyle 3-5 senelik bir şey değil. Kusura bakmayın yani. Peki hocam sınavın çıksa yok mu? Şöyle diyeceksiniz. Türkiye'de tam oluşmuş plato Karadeniz'de yok. Oluşum sürecinde Karadeniz'dekiler hala diyoruz. Oluşum sürecinde. Yani tam bitirmemiş. Ha diğerleri de devam ediyor ama Karadeniz'dekiler daha uzak arkadaşlar. Karadeniz'de canik ve perşembe platoları oluşum sürecinde. Şimdi ben size arkadaşlar güvenerek bir şey söylemek istiyorum. Bir şey soracağım. Bana elinizde de kalemleriniz olsun. Bana sadece bunları söyleyin. Soru soruyorum bana cevapları verin. Hazır mıyız? Kolay. Hocam hazır mısın? Yüzün gülsün korkma. Bak. En yüksek plato. Al sana sınav. Buyurun. En yüksek plato. En yüksek plato. Arkadaşlar en yüksek plato neredesin? Gel buraya. Arkadaşlar en yüksek plato Erzurum Kars. En alçak plato. En alçak plato. En alçak plato. Neresi? Çatalca Kocaeli. Renkleri ne? Renkleri. Rengin ne? Renginden bahset. Yeşil. Mantıklı mı? Peki hangileri artık siz biliyorsunuz. Volkanikleri bana sayar mısınız? Volkanik platolar dediğim zaman aklınıza gelir. Volkanikler hangileri? Aklımıza bir şey gelsin. Volkanik gördüğüm zaman volkanikle başlayan bir cümle beni nereye taşır? Oya. O zaman geldim. Bunlar volkanik. Hocam sorular böyle mi? Daha nasıl soracağım? Korkmayın. Bakın hani temelimizi alıyoruz yavaş yavaş. Volkanikle başlayan bütün cümleler beni nereye taşır? Doğuya. Karstikleri bulun desem. Karstik. Ooo çok iyi. Karstik. Karstik değil hatırlayın. Eriyebilen topraklar. Nasıl toprakmış? Eriyebilen topraklara biz karstik diyoruz. Mantıklı mı? Peki bunlardan hangisinde topraklarındaki kimyasal kirlilik daha fazla? Ne olur önce düşün. Bak topraklarında kimyasal kirlilik dediğim zaman insan etkisi, sanayi etkisi, atıklar. Gençler bizim sorularımızda illa bilmek değil. Yorumla diyor sana kimyasal kirlilik. İnsan elinin değmediği bir yerde kimyasal bir şey olur mu? İnsanın gitmediği yerde kimyasal bir şey olur mu? İnsanlar durduğu yerde kimyasal bir sızıntı yayar mı arkadaşlar? Yok kimyasal, böyle bir şey yok. Kimyasal sızıntı, kimyasal kirlilik dediğim zaman neresi olur? Çatalca Kocaeli. Yükseltisi en az olan da Çatalca Kocaeli dedim. Şöyle bir soru olur mu? Hangisinde nüfus yoğunluğu daha fazladır? Nüfus yoğunluğu daha fazla Çatalca Kocaeli arkadaşlar.
Mantıklı mı? Bence çok mantıklı hocam. Gayet normal. Sıkıntı var mı bunlarda? Bak kalemlerimi indiriyorum, ben size soruyorum. Normal hiç yani coğrafyada hiçbir şey bilmediğini düşün şu anda. Hiçbir şey bilmiyorum. Şunu düşün. Haritayı biliyorsun kabaca. Güneydoğu nerede? Hani burada. İç Anadolu burada. Hangi platolarımızda yaz aylarında şiddetli sıcaklardan dolayı, yüksek sıcaklıklardan dolayı buharlaşma potansiyeli fazladır? Öyle bir bölge bul ki yazın çok sıcak olsun. Habire buharlaşsın. Neresi olur? Neresi hocam? Size ben bir şey söyleyeceğim. Durun. Okyanusun kenarında mı buharlaşma potansiyeli çoktur? Yoksa bir çölün ortasında mı? Bir bardak suyu. Şuna suyu koydum. Bir bardak suyu denizin kenarına koydum. Mesela Antalya'ya koydum. Bir bardak suyu da Urfa'ya koydum yazın. Hangisi suya daha aç? Urfa. Potansiyel diyorum. Buharlaşma potansiyeli demek... Adamın suya ihtiyacı çok. Bunu buraya koyduğunda bir saatte biter. Urfa'ya koyduğunda 40 dakikada biter. Çünkü adam suya aç, çölün ortası gibi. Zaten altımız çöl. Farkındaysanız. Buharlaşma potansiyelinin en fazla olduğu yer arkadaşlar neresi olur? Güneydoğu Anadolu bölgesi. Arkadaşlar bizde kavramları gördünüz mü? Böyle mesela. Hani desem ki mesela arkadaşlar Türkiye'de buharlaşma potansiyelinin en az olduğu plato neresi desem? Diyeceksin ki en az öyle bir bölge ama iyi düşünün. Buharlaşma potansiyeli az olması için yazlar serin olsun. Sen kışın ortasında bardağı suya koy. Ne olur buharlaşır mı kışın? İyi bir yer var çok soğuk. Bir yer var burada çok soğuk. Unutmayan görmediniz farkındayım. Erzurum Kars yüksek olduğu için soğuk. Burada buharlaşma çok da fazla olmaz arkadaşlar. Ben anladınız mı? Evet. Erzurum kar soğuk. Gerçekten buharlaşma değil. Günlük hayattan düşünün. Hava sıcak olursa buharlaşacak. Serin olursa ne olmayacak? Buharlaşmayacak. Ben anladınız mı? Evet. Bu kadar. Başka bir şey yok. Ha platonumuz bu. Birkaç şey daha sorayım bana cevap verin. Artık çok iyi biliyorsunuz. Küçükbaş hayvancılık nerelerde daha çok yapılır? Küçükbaş. İç Anadolu. Büyükbaş. Mantıklı değil mi? Sebebi ne söyleyeyim size? İç Anadolu ve çevresinde otlar küçük. Küçük ot, küçükbaş hayvancılık. Evet. Erzurum Kars'a gittim, otlar büyüdü. Büyük ot, büyükbaş hayvancılık. Mantıklı geldi mi size? Evet. Çok doğru. Sıkıntı yok. Bir şey soracağım arkadaşlar, bu bir sınav sorusu. Ama bak bu sözelcileri de zorlayan bir soruydu. Eskide çıkan bir sınavda soru arkadaşlar. Soru şu, iyi düşünün, hemen cevap vermenizi istemiyorum. Platolarda, platonun tanımı ne? Yüksek düzlük, alçak değil. Platolarda daha çok kuru tarım mı yapılır, sulu tarım mı yapılır doğal olarak? Kuru. Bir düşünün, sulu mu, kuru mu? Hocam kuru ne? Kuru şu yani, sulama yapamıyorum, su yok. Çünkü su yok. Sulu mu, kuru mu? Kuru. Kuru diyenleri göreyim, kuru. Hocam bence kuru tarım, sebebi ne biliyor musunuz? Cevap geldi az önce. Önünüzdeki masalar plato. Ama şu aradaki boşluklar ne? Akarsu. Sen o akarsuyu yukarıya çıkarabilir misin? Hayır. Çıkaramazsın. Önceden soruyorum, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yıllardan beri demiyor muyuz? Güneydoğu'da su yok, millet susuzluktan öldü bitti, kapı geliştirdik, doğru mu? Önceden de Güneydoğu Anadolu bölgesinde iki tane Türkiye'nin en bomba akarsuyu geçiyordu. Biri Fırat, biri Dicle. Adamın tarlasının önünde Fırat geçiyor ama ürünleri kuruyor susuzluktan. Su akıyor, ürünler kuruyor. Adam psikolojisi nasıl olur düşünsene. Niye? Hocam su akıyormuş. Abi tarla yüksek, akarsu derin. O suyu yukarı nasıl çıkarabilirim? Şansım az. Nasıl yaparım? Önünü kapatırım. Önünü kapatırsam su birikir yani baraj yaparsam. Bitti. Platolarda kuru tarım yapmamızın temel sebebi neymiş arkadaşlar? Yüksekte kalınca suyu yukarıya çıkarmak nasıl? Zor. Arkadaşlar soru mantığı nasıl siz canım nereye bağlamış? Farkında mısınız? Ha mesela bu ova olsa, ovalar zaten nerede olur? Ya. Alçarda. Anladınız mı ama? Evet. Biraz zor mu ilk etapta? Evet. Ama soruyu böyle benim gibi güzel bir şekilde açıklayarak sorsa cevap hemen gelecek değil mi? Bazen kapalı yapıyorlar. İşte hocam biz bu soru tipleri nasıl öğreneceğiz? Hani tamam dersi anladık ama gençler söyleyeyim mi? Bir bizim ders dilimiz var, bir de ÖSYM'nin dili var. Ben sık sık ÖSYM'nin nasıl cümleler kuracağını size söylüyorum ama bunu en iyi aşmanın yolu soru çözerek. Çünkü sorularda daha resmi. Ben burada mesela daha yumuşatarak size söylüyorum ama soru çöze bunlar hiç konu değil. Bakın bütün soru tiplerinden bahsettik. Size o zaman ben bir soru daha sorayım. Artık bunu herkes yapacak.
Bana öyle bir plato söyle ki, plato grubu söyle ki bölge bazında. Hangi platomuz son yıllarda, hangi platolarımız son yıllarda sulamanın etkisiyle tarımda sanayi ürünleri üretimini artırmıştır? Yani su gelince artık insanlar buğday değil de pamuk ekmeye başladı. Bak gördün mü? Yani kapa vurgu yaptık yani. Bunlar böyle arkadaşlar. Mantıklı mı? Kafanıza takılan bir yer var mı arkadaşlar? Varsa söyleyin. Peki. Platoların sonuna geldik. Platoların sonuna geldik. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.